بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين
خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. وننزل من القرآن ما هو شفاء للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا. صدق الله العظيم. Efendim bundan 10 yıl kadar önceydi. Konya'da Hazreti Mevlana Türbesi'nin önünden geçiyoruz. Yanımda da bir arkadaşım var. Ramazan-ı Şerif'in sıcak günlerinden biri ve tam öğle üzeri. O bölgenin sakinlerinden Meczup Arif amcayla göz göze geldik. Arkadaşım ve ben. Biz daha söze girmeden Meczup Arif amca türbenin önünde uzandığı ağaç gölgesinden seslendi. Aklın varsa oruç tut, yoksa cığara iç. Arkadaşım ne diyor dedi. Aklın varsa oruç tut diyor dedim. Ne demek yani dedi. Yani orucun, ibadetin aklı olana farz olduğunu söylüyor dedim. Arkadaşımın tekrar söze girmesine izin vermeden çok şükür Arif amca tutuyoruz orucumuzu. Allah kabul etsin dedim. Yetmez dedi. Nasıl yetmez dedim. Hem oruç tutacaksın hem fakir fukaranın, yetimin, öksüzün elinden tutacaksın dedi. Eğer bu ikisini birlikte tutarsan Allah o zaman kabul eder dedi.
Efendim merhabalar. Bereket Vakti'nden, Ayasofya'dan, Diyanet Televizyonu ekranından siz çok değerli sevgili seyircilerimizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyoruz. Ama elbette Diyanet Radyo'dan bizleri dinleyen çok aziz dinleyicilerimizi de muhabbetle selamlıyoruz. Bereket Vakti'ne, Ayasofya'ya başlarken Cenab-ı Hak'tan dileğimiz odur ki efendim sahurunuz bereketli, haneleriniz şen, gönülleriniz gülşen, gününüz ve geceniz ruşen olsun. Çok sevgili hocalarımızla beraberiz. Bugün yine aziz seyirciler, sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Hakim Ayasofya'nın kubbeleriyle konuşacak. Ayasofya'nın kubbeleri altında çok değerli hocalarımızla beraber Kur'an-ı Hakim'i konuşacağız. Bugün Kur'an'da ve Hazreti Peygamber'in hayatında, uygulamasında kulluk ve ibadet bahsini konuşacağız. Çok sevgili hocalarımızla beraber yine çok değerli tefsirci hocamız Atatürk Üniversitesi'nden İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Necdet Çağıl hocam. Hocam hoş geldiniz, sefalar hoş bulduk, getirdiniz. Hoş biliyorsunuz bulduk. Necdet hocam teşekkür bizim ederim. Sürekli hocamız program boyunca, bir ay boyunca bizimle birlikte olacaklar. Yine bu akşam sevgili seyirciler Nevzat Aşık hocamız, 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim görevlisi Hadis Anabilim Dalı'nda. Çok kıymetli hocamız. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sefalar getirdiniz. Yorduk sizi buraya kadar ederim. Ama bu Ayasofya'nın kubbeleri altında sizi de duymak, dinlemek istedik. Çok teşekkür ederim. Nasıl geçti hocam yolculuk? Yorulmadınız inşallah. Çok estağfurullah. Yok. Eyvallah. Çok iyi geçti. Çok memnun olduk sizi burada gördüğümüz için. Sağ olun efendim. Ben de çok memnun oldum. Şerif. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Ezan-ı Muhammediye kadar, imsak vaktine kadar Bereket Vakti Ayasofya'da sizlerle birlikte olacağız dedim. Biraz evvel Aşr-ı Şerif'i okuyan Ahmet Hamdi Akseki Camii İmam Hatibi Fatih Okumuş hocama da çok teşekkür ederim. Necdet hocam siz daha iyi bilirsiniz gerçi. Eskiden böyle güzel sesli hafızlar, güzel ezan, sala, işte tehlil, temcit okuyanlar, Kur'an okuyanlar için bizim geleneğimizde Allah ömrünü uzun etsin diye dua edilirmiş değil mi? Allah razı olsun. Güzel ses, Femi Muhsin, iyi okuyucu çok kıymetli bulunurmuş. Sevgili seyirciler, biz bu program boyunca Kur'an-ı Kerim'den hocalarımızın okuduğu Aşr-ı Şeriflerle programda konuşacağımız konuları bir bağlam içinde değerlendirmeyi düşünüyoruz. Bugün kulluk nedir? Alemlerin Rabbi olan Allah neden kullarından kulluk yapmalarını istemektedir? Kulluğun gündelik hayatımızda, sosyal hayatımızdaki karşılıkları neler olmalıdır? Ayrıca niye kulluk, ibadet bunlar birbirinden derecelendirilmiştir? Bunları konuşacağız. Necdet Çağıl hocamla, çok sevgili Nevzat Aşık hocamla da efendim Hazreti Peygamber'in uygulamasında ibadeti ve kulluğu konuşacağız. Önce Necdet Çağıl hocamla başlayayım. Hocam bu kulluk tam olarak tarifi ve mahiyeti nedir? Bir de ibadet tam olarak kulluk kelimesini karşılıyor mu tercüme bakımında? Evet, teşekkür ediyorum Ali Bey. Eyvallah. Zaten ibadet abd kökünden gelir malum. Abd Arapçada kul demektir zaten. Evet. El abd kul demek. Bunun Türkçede karşılığı köle olarak da geçer. Yani köleye de abd denir. O zaman karşıda bir efendi olması gerekiyor. Köle efendi münasebeti. Bu işin maddi boyutu, dünyevi boyutu. Yani nasıl ki bir köle kendisini efendisine teslim etmiştir, efendisinin hizmetine sunmuştur. Aynı şekilde insan da Kur'an'ı bağlamda, bunu söyleyecek olursak tabii sualinizin muvacihesince, Kur'an bağlamında yaratılan insanın, yaratılmış olan insanın bütün varlığıyla, bütün benliğiyle kendisini yaratanının hizmetine sunması, adaması demektir. Yani ya Rabbi ben senin yarattığın aciz, naçiz bir kulum. Sen benim efendimsin, seyyidimsin, Rabbimsin. Sen emredeceksin, ben yapacağım ya Rabbi demektir. Evet. Dolayısıyla bunun tabii bir de felsefi karşılığı var Ali Bey. Müsaade ederseniz bu benim hoşuma gider. Yani bu esasen insanın yaratılış amacını, gayesini de ortaya koyan bir tanımdır. Aristo ahlakı şöyle tanımlar. Ahlak nedir Aristo'ya göre?
Yani biz medreselerde okuduğumuz muallimi evvel denilen, değil mi, malumunuz birinci öğretmen, ilk öğretmen anlamında, Aristo ahlakı şöyle tanımlar. Bu tabi teleolojik, yani gayesel, amaçsal bir tanımdır. O der ki ahlak her objenin, her nesnenin yaratılışı, fıtratı doğrultusunca hareket etmesi demektir. Objeyi Tanrı nasıl kurguladı, nasıl yarattıysa nesne, obje o doğrultuda teleolojik, yani bir gayeye doğru adeta ihtiyari ya da gayri ihtiyari hareket etmesinden ibarettir. İnsan mesela bunu ihtiyari yapar ama cansız varlıklar gayri ihtiyari yapar ama yaratanın kurguladığı doğrultuda. Şimdi zaten ahlak, hulk, halk yaratılma manasına evet. geliyor ya Ali Bey. Dolayısıyla yaratılma ile ahlak arasında ciddi bir olay var. Şimdi Aristo'ya göre madem ki ahlak objenin fıtratına uygun davranmasıdır. Mesela örneğin bir tavuğun yaratılış gayesi nedir? Yumurta vermesidir, değil mi? Yumurtayı siz başka bir varlıktan alamazsınız. Yani bir koyundan, bir inekten bunu bekleyemezsiniz. Tavuğa evet. ihtiyaç var. Tavuğun ahlakı yumurtlamaktır. Yani o gayeye göre yaratılmış. Dolayısıyla tavuğun yumurtadan kesilmesi demek, teleolojik manada tavuğun ahlakının bozulması demektir ki her an kendini tencerede bulabilir. Evet. Çünkü tavuğun hikmeti vücudu kalmamıştır. Buradan gelecek olursak Ali Bey, insanın da ahlaki manada, teleolojik anlamda yöneltildiği o ufki gaye doğrultusunda ahlakı nedir? Yaratanına kulluk etmektir. Biz bunu Kur'an'dan görüyoruz malumunuz Zariyat suresinde. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Ben cinleri ve insanları sırf beni bilip, beni tanıyıp bana kulluk etsinler diye yarattım. O halde insanın ahlaki tanımında yaratılış gayesi de ortaya çıkıyor ki o da kul olmasıdır. İnsanın kulluğunu alırsanız Ali Bey geriye fazla bir şey kalmaz. Evet. Çünkü hikmeti vücudu kalmıyor yani o zaman. Evet. Evet. Hocam bu biraz evvel okuduğunuz ayeti kerimede o liyabudun ibaresini ibadet etsinler diye. Liyarifun diye de. Liyarifun diye de tabii, okuyanlar tabii. var ve dini metinlerde bu sıklıkla vurgulanır. Hem de nasıl. Ne farkı var ve ne önemi var hocam? Evet. Tabii tanınmak neticede yine kulluğu getiriyor, ibadeti getiriyor. Çünkü siz tanıdıkça kul olduğunuzun farkına varıyorsunuz. Allah'ın büyüklüğünü ne kadar idrak ederseniz Ali Bey, onun huzurunda kendi acziyetinizi, kendi küçüklüğünüzü ve fakru zaruretinizi o denli tanımış olursunuz. Bu da sizin zaten kulluk noktasındaki hareket ivmenizi hazırlayan bir şeydir. Çünkü tanıdıkça insan tanıdığının şuuruna varır ve amaçsal gayeye daha bir yönelir. Şu evet. halde kulluk Cenab-ı Hakk'ın insanlar ve cinler için koyduğu gayeye doğru yine onun çizdiği, gösterdiği aynen. yolda yürümesidir diyorsunuz aynen o, siz. Kesinlikle. O gayeye, buradan benim anladığım şu hocam, o gayeye yani Cenab-ı Hakk'ın bizim için koyduğu o gayeye başka türlü bir ulaşmanın da mümkün yolu değil. Yok. Aynen öyle. Peki sevgili Nevzat Aşık hocam, Hazreti Peygamber'in kendi hayatı, ashabıyla münasebeti, insanlar için de uygulaması açısından ibadet niye önemli, kulluk niye önemli? Efendim çok teşekkür ederim. Ben müsaade ederseniz ondan önce bir şey söylemek istiyorum. Buyurunuz hocam. Şimdi efendim burada kulluğu ve ibadeti konuşacağız. Tabii merkeze insanı oturtmamız gerekiyor. İnsan eşrefi mahlukat. Evet. Allah Teala'nın özene bezene yarattığı bir varlık. Ve Allah insanı yarattıktan sonra karşısına koymuş, kendisine muhatap yapmış. Ve demiş ki, ya eyyühel insan, ey evet. insan. Ya eyyühennas, ey insanlar, ya beni Adem, ey Ademoğlu, Ademoğulları. Yani muhatap yapmış ve ona hitap etmiş. İnsan bu kadar önemli. Eyvallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Kabe'yi tavaf etmiş. Sonra Kabe'nin karşısına geçmiş. Demiş ki Kabe'ye karşı konuşuyor. Mâ etyebeki, ne kadar hoşsun. Evet. Ve mâ azameki, ne kadar güzelsin. Vellezî nefsü Muhammedin biyedihi, Muhammed'i yaşatan Allah'a yeminle söylüyorum ki lehurmetül mü'mini e'azamu indallâhi hurmeten minke. Bir müminin değeri, bir insanın kutsallığı senden daha fazladır demiş.
bir insan senden daha fazla kutsaldır. Burada tabii hürmet kelimesi kutsallık ifade ediyor ve şu demek. Yani bir insanın kanı, bir insanın ırzı, bir insanın şerefi, bir insanın onuru, bir insanın alın teri senden daha fazladır diyor. Ve Hazreti Ömer yine Kabe'nin karşısına bir gün geçiyor, şu cümleyi söylüyor. İnnel insane mükerramun ve levkâne kafiran. Kafir bile olsa bir insan, ateist bile olsa bir insan kutsal bir varlıktır diyor. Şimdi bugün Ramazan mübarek günde tabii bütün izleyicilerimizin ve dinleyicilerimizin sahurunu tebrik ediyoruz. Ramazan'ı tebrik ediyoruz. Ama Ramazan'da bu sahurlarda, bu iftarlarda en mutlu olmamız gereken yerlerde mutlu olamıyoruz değil mi? Yani memleketimizde maalesef ben bunu söylemeden geçemedim, kusura bakmayın. Memleketimizde maalesef şimdi bu kadar Kur'an-ı Kerim'de övülen, peygamberimizin bu kadar övdüğü ve Kabe'nin değerinden daha üstün olduğunu söylediği ki Kabe bugün bütün İslam aleminin kalbi, bütün dünya Müslümanları Kabe'ye dönerek namaz kılıyorlar. Ve sadece Türkiye'de 1 milyon insan kapara yatırmış hacca gitmek için sıra bekliyor. Peki nasıl oluyor da Kabe'nin değerinden üstün bu insanlar birbirini öldürüyor? Ya. Nasıl oluyor da birbirine vuruyor? Nasıl oluyor birbirini küçümsüyor? Nasıl oluyor da birbirine sen benim kim olduğumu biliyor musun diyebiliyor? İşte bunun idraki içinde olmadığımız takdirde biz ne kadar kutsal zamanlarda ve zeminlerde olursak olalım mutlu olamayacağız. Huzurlu olamayacağız. Ben o bakımdan şehit olan bütün kardeşlerimize rahmet diliyorum. Amin. Geride kalanlara sabır diliyorum. Amin. Yani hepimiz sanki kendi yakınlarımızdan, kendi şeyimizden bir parça kopmuş gibi tabii üzülüyoruz. Yani bunu ifade etmeden geçemeyeceğim. Çünkü Peygamberimiz, affedersiniz, bakın ne diyor? Bir insanın öldürülmesi konusunda veya ona zarar verilmesi konusunda bir kişi şatra kelimetin bir kelimenin yarısı kadar yardımcı olsa Allah Allah. Kıyamet gününde Allah'ın huzuruna gelirken alnına şu yazılacak. Mel'undur eyyisün min rahmetillahi ve Allah'ın rahmetinden ümidi kesilmiştir diyecek. Hocam burayı bir daha tekrar eder misiniz? Bir kimse başka bir kimsenin haksızca öldürülmesine bir kelime kadar bile katkıda bulunmuşsa. Kelimenin yarısı kadar. Kelimenin bakın, yarısı kadar. Kelimenin yarısı kadar. Orijinal metnini okuyayım. Bak bütün izleyicilerimiz dinlesinler. Men e'ane ala katli müminin bi şatri kelimetin lakiyallaha azze ve celle mektubun beyne ayneyhi eyyisün min rahmetillahi. Bakın. Ne demek? Bir kimsenin öldürülmesi konusunda yarım kelimeyle dahi, bir kelimenin yarısıyla dahi bir kişi yardımcı olsa, kıyamette Allah'ın huzuruna gelirken alnının tam ortasında Allah'ın rahmetinden mahrumdur Allah Allah. Ve kesilmiştir diye yazılacaktır diyor. Evet. Ve bir peygamberimiz sözünde diyor ki, bir insanı terazinin bir kefesine koysanız, diğer kefesine de boş bir dünyayı koysanız, evet. İnsanın konduğu kefe ağır basar diyor. Evet. Bütün izleyicilerimize buradan arz edelim. Bir insanın değeri boş bir dünyadan daha değerlidir. İnsansız bir dünya ne işe yarar? Hiçbir işe yaramaz hocam. Değil mi? Ya. Peygamber insan için, Kabe insan için, Kur'an insan için, bütün eğitim öğretim insan için. İnsanın gelişmişliği, insanın mutluluğu, insanın huzuru önemli. Bu neyle olacak? İbadetle olacak işte. İşte güzelleri olmasa bu dünya neye yarar dedi evet, hocam. Aynen öyle. Değil mi orada? Evet. Dünyanın güzeli insandır. 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 Evet. Evet hocam. İnsanın güzelleşmesi gerekiyor. İnsanın güzelleşmesi için de peygamber ahlakına ihtiyacı var. Evet. Peygamberimiz niye insan olarak gönderilmiş? Daha rahat kendisine örnek alalım diye insan olarak gönderilmiş. Örnekliği bakımından insan olarak gönderilmiş. Ve peygamberimiz hakkında ne diyor Kur'an-ı Kerim? Ve inneke lâlâ hulukun azîm. Sen en güzel ahlak üzeresin diyor. Peygamberimiz söz konusu olunca bugün onun mucizesi nedir diye bir sürü şimdi mucize falan arıyoruz ya. Ahlakı en büyük mucizesidir. Evet. Peygamberimizin ahlaklı olması en büyük mucizedir. Peki peygamberimizin ahlakı nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamberimizin yegane mucizesi de Kur'an-ı Kerim'dir. Evet. Peki neden peygamberimiz yurt içinde ve yurt dışında Müslümanlar inansın inanmasın herkes tarafından seviliyor? Ahlakı güzel olduğu için seviliyor. Evet. Hemen şu vurguyu yapabiliriz. Ahlakı güzel insan her yaşta güzeldir. Siz hocam Hazreti Peygamber'in hayatında bu üstün ahlakın
belirmesinde, bize kadar ulaşmasında ibadeti nerede görüyorsunuz? Efendim şimdi, esas konumuz açısından. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının her safhası ibadet. İbadet bir kere. Yani şimdi Sayın Hocam ifade ettiler. İbadet kulluk demek. Yani burada Allah Teala'ya teslim olmak demek. İbadet Allah'a şükretmek demek. Şükür için namaz kılmak demek, oruç tutmak demek, hac yapmak demek. İşte biz şu anda oruçlu olarak ibadet ediyoruz ve hatta oruç tuttuğumuz için bütün efendim dünya ibadethane şu anda. Evet. Mesela namazı biz camide kılıyoruz değil mi? Evet. Ama oruç tuttuğumuz için gezdiğimiz bütün yerler ibadethane olmuş. Ne güzel ifade ettiniz. Evet, ibadethane olmuş oluyor. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'ya dua ederken bile Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husne ibadetik. Sana zikretme konusunda, güzelce ibadet etme konusunda, şükretme konusunda bana yardım et diyor. Evet. Yani dolayısıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi arz edeceğiz tabi akışı içerisinde. Yani ibadet sadece namaz kılmak değil. Evet. Ama bununla beraber farz ibadetler var, nafile ibadetler var. Bakın bunu ayırmamız lazım. Peygamberimize efendim bütün hadislerde en çok sorulan bir soru vardır. Nedir mesela ibadet diye? Peygamberimiz daima önce farzları söylemiştir. Evet. Mesela İslam'ın 5 şartı diye farzları söylemiştir. Ya Resulallah cennete gireceğimiz bir ibadeti bize söyle dediği zaman Peygamberimiz önce ona mesela farzları söylemiştir. Birisi gelmiştir, demiştir ki ya Resulallah bana bir şey söyle, cennete girmek istiyorum, ne yapayım? Peygamberimiz demiştir ki namaz kıl. Peki evet, daha fazla kılmam gerekir mi? Kılarsan sevap, kılmazsan günahı yok. Sonra oruç tut, zekat ver, hac yap. Bakın farzları söylüyor. Dolayısıyla peki diyor tetavvuan yapabilirsin istersen nafile olarak. Diyor ki ya Resulallah işim çok, çoluk çocuk var. La ezidu ala eze ve la enkusu. Ne fazla yaparım, evet, ne de eksik yaparım diyor. Ama Peygamberimiz burada diyor ki cennetlik adam görmek isteyen varsa buna baksın diyor. Şimdi biz farzlarla sünnetleri, ki sünnetlere, yani bu sünnet namazları nevafil denir hadis kültüründe, bunları yerlerine oturtmamız lazım. Yani konu içerisinde inşallah Peygamberimizden, evet, örneklerle biz bunları söyleyeceğiz. Siz tabi Hazreti Peygamber'in bütün hayatı bir ibadet kapsamı içinde, çerçevesi içinde gördüğünü aktardınız, evet, farzlarla beraber. Evet. Buradan devam edelim ama hocam, şimdi Necdet hocam, alemlerin Rabbi olan ve her şeye güç yetiren Allah niye kullarından kendisine kulluk etmesini bekliyor ve istiyor? Hmm, güzel bir bu soru Ali Bey. Yani Hazreti Hakk'a bir şey katmayacağını, evet, ona bir şey eklemeyeceğini, ondan bir şey eksiltmeyeceğini biliyoruz biz. Evet. Nedir bunun? Evet. Hani niyetlerimizi, düşüncelerimizi belirginleştirmek için bunu nasıl anlamalıyız? Çok güzel Ali Bey, güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu sorunun cevabını verirken konuyu iki başlıklı ele almanın yararlı olacağını düşünüyorum. Birisi bizim açımızdan, birisi Rabbimiz açısından. Hani biz hep şöyle deriz ya, alışkanlık üzere. Ya Rabbimizin ibadetlere ne ihtiyacı var? Bunun faydaları tamamen bize raci. Bu geçiştirilecek bir konu değil Ali Bey. Yani sadece bununla konuyu kapatmış olmazsınız. Onun için iki başlı görüyorum. Buyurun. Birincisi bizim açımızdan. Rabbimizin bize bana kulluk edin, bana ibadet edin diye emretmesinin öncelikle faydası, bu açıdan söyleyecek olursak, bizim günübirlik hayatımıza bakan, yansıyan yönüyle çok önemli. Nasıl? Bir kere Rabbine kulluk etmekle, Rabbine ibadet etmekle insan her şeyden önce kendi yaşamını disipline ediyor. Yani düzenli, derli, toplu, nizamlı, intizamlı, planlı, programlı bir insan portresi ortaya çıkıyor. Evet. Öncelikle bu açıdan çok önemli. Yani insan Rabbine kulluk ederek öncelikle kendi dünyevi hayatını nizama sokuyor. Uhrevi hayat ayrı. Zaten evet, mükafatını orada Rabbine kavuştuğunda görecek. Değil mi? Oruçla ilgili, evet, mesela sevgili hocam bilir. Lissaimi farhatan. Oruç tutan için iki sevinme vardır. Farhatun inde fıtri. Birisi iftar ettiğindeki sevinçtir. Ve ferhatun inde liqai rabbih. Bir diğeri Rabbine kavuştuğu günkü sevinçtir. Evet. Dolayısıyla o iftarın o manevi atmosferi, o ortamı, değil mi? Yani tarife sığmaz onlar. Evet.
Şimdi bir diğer dünyevi boyutu, yani kulun kendi hayatını disipline etmenin ötesinde ilahi yardıma davetiye çıkarır. Fatiha-i Şerif'te biz bunu güzel görüyoruz. Estağfirullah. İyyâke na'bud ve iyyâke nesta'in. Yani öyle durduk yere Allah'ım bana yardım et, ya Rabbi bize yardım et. Öyle yok. Bunun bir mukaddimesi var, bunun bir bedeli var Ali Bey. Nedir o? Allah'ım ancak sana kulluk ediyoruz. İyyâke na'bud. Mef'ulün öne gelmesi tahsis ifade eder ki kulluğumuz sadece sanadır Allah'ım. Hocam affedersin, şimdi çok güzel bir konuya benim anladığıma göre giriş yaptınız. İbadetler Cenab-ı Hakk'ın yardımını celbetmek için de bir bahane oluyor. Aynen. Değil mi? Dünyevi bir açılımı var Ali Bey. İzin verirseniz bunu bu ilahiyi dinledikten sonra tekrar soruyu size yönelteyim. Devam edelim inşallah. Buradan Hazreti Hakk'ın yardımlarını çekmek için ibadetlerin önemi bahsinden devam edelim. İnşallah. Sevgili seyirciler, Profesör Doktor Nevzat Aşık ve Profesör Doktor Necdet Çağıl hocamızla Bereket Vakti Ayasofya'da kulluğu, ibadeti konuşmaya devam edeceğiz. Ancak şimdi biliyorsunuz hazırladığımız ilahi klipleri var. Onlardan birine daha kulak verelim. Sonra devam edelim efendim. Ey iman eyle.
Efendim, bereket vakti Ayasofya'ya devam ediyoruz sevgili seyirciler, sevgili dinleyiciler. Çok değerli hocalarımızla birlikte bu ilahiden evvel Necdet Çağıl hocama alemlerin Rabbi olan ve her şeye kadir olan Allah niye kullarından ibadet etmeyi istiyor, kulluk bekliyor? Bunu nasıl zihnimize, düşüncemize, gönlümüze oturtabiliriz diye sormuştum. Çok sevgili hocam da bunun iki ciheti var. Bir kula dönük ciheti, bir Hazreti Hakk'a dönük ciheti demişti ve sonra sözü efendim hocam Hazreti Hakk'ın ummadığımız yardımlarını celbedici, çekici bir bahane olarak ibadetleri arz ediyordunuz. Buyurun Amin sevgili be. Hocam. Evet Ali Bey. İyyâke na'budu. Evet. Ya Rabbi ancak sana kulluk Fatiha'daki ederiz. Fatiha'daki bu ayet. Fatiha'da her zaman değil mi kıymetli seyircilerimizin, bizlerin namazımızda günübirlik okuduğumuz mübarek Fatiha-i Şerife. Ve peşinden ve iyyâke nesta'in. Ya Rabbi ancak senden yardım isteriz. Yani biz başkasından yardım istemeyiz çünkü onların yardımları zaten kamil manada yardım olmaz. Bize gerekli, bizi kurtaracak olan kamil bir yardıma ihtiyacımız var ki bunun da melce-i menbaı sensin ya Rabbi. Bunu senden istiyoruz. Şimdi bakın Ali Bey, bu yardımı istemeden önce ona adeta bir dilekçenin pulu misali, la teşbih, bir mukaddimeyle başlıyoruz. Allah'ım ne olur? Bilirsin ki ancak sana kulluk ederiz. Bakın burada samimiyet de önemli. Çünkü Rabbim bizi bizden iyi biliyor. Bir insanın bunu demesi için hocam malumunuz Zemahşeri diyor ki niye İyyâke a'budu ve İyyâke esta'in gelmedi. Ancak ben sana kulluk ederim. Ancak ben senden yardım talep ederim. Adeta Zemahşeri diyor ki Rab diyebilir. Hadi canım sen kimsin yani? Ben senin işini dışını çok iyi bilirim. Bütün bir alemi, evreni adeta yanına katarak Allah'ım hepimiz, bütün varlığımızda sana kulluk ediyoruz. Belki olur ki benim kullukta noksanlarım vardır. Ben şimdi sana kulluk ediyorum ya Rabbi sen biliyorsun diyemem. Çünkü orası naz makamı. Allah'ım olur ki bunların içinde senin sevdiğin, hatırını saydığın bir kulun vardır yani. Onları da işin içine katarak diyorum Allah'ım sana kulluk ediyoruz. Peki kulum derdin ne? Ne istiyorsun benden? Ve iyyâke nesta'in. Allah'ım yardımını istiyoruz. Bizim cidden yardıma ihtiyacımız var ya Rabbi bunaldık. İşte o yardımın gelmesi için Ali Bey ibadet ne oluyor? Bir basamak oluyor. Evet. Bir vesile. Gelelim şimdi kulluğun tabi bunun maddi boyutu, dünyevi boyutu, beşeri boyutu çok ama vaktimiz müsait değil. Hazreti Hakk'a, sizin o güzel tabirinizle Hazreti Hakk'a bakan yönüne gelelim. Peki Cenab-ı Hak için bu ibadetlerin bir açılımı yok mu? Şimdi gerçekten hocam bizde böyle bir huy var. Hep işi böyle geçiştiriyoruz. Ya Allah'ın ne ihtiyacı var? Allah'ın ihtiyacı yok. Fakat Allah'ın bu kulluğu hak etmesi söz konusu ki biz bunu genelde göz ardı ediyoruz. Bir, öncelikle yaratan kim ise kulluk onun hakkıdır Ali Bey. Evet. İşte biz bunu Bakara suresinde görüyoruz. Ya eyyühen nâsü ubudû rabbekumullezî halegaküm. Bakın oraya bir şey koyuyor Rabbim. Bir sebep koyuyor, bir bağlantı. Ey insanlar ubudû rabbekum. Rabbinize kulluk edin. Bu nasıl bir Rab? Bu öyle sıradan bir Rab değil haşa. Ellezî halegaküm. Sizi yarattı ya. Yoktunuz, Adem'diniz. Adem'den vücuda getirdi sizi. Yok iken sizi var etti. Bütün değerleri biliyorsunuz, varlığı biliyorsunuz, bilgiyi biliyorsunuz. Böyle bir Allah'a kulluk gerekmez mi? Amin. Sade sizi değil, وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ sizden öncekileri de yarattı. Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ olur ki korunması, sakınılması gereken şeylerden sakınmış olursunuz. Evet. Şimdi burada Rabbimizin halikiyet sıfatı devreye giriyor Ali Bey. Yani o yarattığı için ibadete layık. Evet. Yani bu onun hakkı. Bir de o Rabbimizin ilahi egosu, o ilahi enesi var ya, işte o çok önemli. Çünkü Rab kendisine kulluk edilmesinden haz alıyor. Bakın bu haz bizim yemekten aldığımız hazla benzemiyor. O farklı bir olay. Evet. Şimdi biz hep biliriz değil mi? Güzel
beğenilmeyi, sevilmeyi sever, evet, ister. Bu onun en doğal hakkıdır. Siz bir güzele, bir şuha, bir dilberi, Nala'ya, çok güzel dediniz, İtibar etmezseniz, kale almazsanız gücendirirsiniz. Evet. Ya niye bana itibarı yok mu, iltifatı, evet, yok mu? İşte malum hadisin belki aslı yoktur ama hocam bilir, manası sahihtir. Küntü kenzen mahfiyen, değil mi? Yani evet, o tanınmayı, beğenilmeyi seviyor. E bu onun hakkı canım. Evet. Güzeller güzeli, ihsan edenlerin en başı olan Allah, bunca nimeti bize veren, bunca güzellikleri bize seren Rabbimiz, beğenilmeyi niye bizden beklemesin, tanınmayı niye beklemesin? Çünkü ibadette bir tanınma söz konusu. Bir de Ali Bey, bunu hemen söyleyelim. Aynı zamanda ibadetin şöyle bir yönü de var malum. İnsanın aslında fıtratında var olan kibri de kırar, biliyor musunuz? Evet. Hatta hocalarımız bize anlatırdı. Bunun iki yönü var. Mesela bir var, biz ellerimizi Rabbimizin huzurunda bağlıyoruz. Bu bizim tevazuumuzun gereği. Çünkü o bizim seyyidimiz, halikimiz. Evet. Ben ona el pençe divan durmayacağım da kime duracağım? Şimdi bakın, bu bir kabullenmedir, içselleştirmedir. Seve seve ona kulluk ediyoruz. Metazoru değil. Ha, ya Rabbi yetmiyor. Ben rüküye gideceğim Allah'ım. Senin huzurunda iki büklüm olmaya değer. Senden başkasına ben niye eğileyim ki? Değmez ki çünkü. Ha, yetmedi ya Rabbi. Bak sen daha güzeline layıksın. Secdeye kapanıyoruz. Evet. Kibir açısından alırsak Ali Bey, şu da var. Burada Cenab-ı Hak adeta zorba olan kullarına, hiçbir şey tanımayan serkeş kullarına, hocamız öyle derdi. Diyor ki, bağla bakayım ellerini. Haddini bileceksin. Hmm. Tamam, bağladım. Yetmez. Eğil rüküye bakayım. İki büklüm olacaksın. Ha, tamam tamam. Yetmez. Kafanı yere koy bakayım. Yani burada biraz da, hani belki bu biraz sofiyane şeye ters düşüyor ama dedim onu. Kabullenmenin dışında. Kabullenmeyen insanlar için. Adam yani kibir küpü olmuş ya. Evet. Yüce Rab ona ne diyor? Başını yere koyacaksın. Haddini bil. Ben senin Rabbinim. Sen benim kulumsun. Evet. Sakın ha, haddini bileceksin. Ama dediğim gibi Yüce Rabbimiz, o güzeller güzeli Allah'ımız, bütün o ihsan, el insan abidül ihsan diyoruz değil mi? İnsan ihsanın kölesidir ya. Yani şurada bir şeker tutana 50 kere teşekkür ediyoruz. Evet. Men lem yeşkür linnâs lem yeşkür illâh. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a teşekkür etmez. Bakın nasıl yani bir irtibat, evet, kuruluyor değil mi? Evet. Yüce Rabbimiz yani bunu hak ediyor. Kısaca, evet, Ali Bey, bunu söyleyelim. Güzelliğiyle, her şeyiyle kulluğumuzu hak ediyor, beğenilmeyi seviyor, tanınmayı seviyor, istiyor. Ama dediğim gibi bu en üst ben, ilahi ego tarafından düşüneceğiz. Bizim, evet, sıradan alelade beğeni ihtiyaçlarımız gibi değil bu yani. Hocam, benim anladığım şu, çok teşekkür ederim. Bir kere kulluk Hazreti Hakk'ın hakkı. Aynen. Ve o buna layık. Aynen. Çünkü her türlü nimetin ve varlığın sahibi o. Elhamdülillah. Birincisi bu, ikincisi de kulluk etmemek, bir tür ululanmak, kibirlenmek. Kesinlikle. Demek. Oysa hakiki ululuk ve yücelik Hazreti Hakk'a ait. Yeah. Öyleyse kulluk ululanmaktan, kibirlenmekten el çekmek demek. Çok güzel. Dolayısıyla ibadet bize bu yüzden farz, çok ve gerekli, güzel, ve vazgeçilmez. Çok güzel. Sevgili seyirciler, Nevzat Aşık hocamla devam edeceğiz bir sonraki bölümde. Ama şimdi biliyorsunuz bereket vakti Ayasofya'da bu yaklaşık 1400 yıllık Ulu Mabed'in tarihine bir göz atıyoruz. Hem İslam dönemi hem İslam öncesi döneme. Dursun Gürlek hocamdan Ayasofya'nın minarelerinin öyküsünü, geçmişini dinleyeceğiz. Sonra yine Fatih Okumuş hocamdan bir Aşr-ı Şerif dinledikten sonra bereket vakti Ayasofya'da Nevzat Aşık hocamla devam edeceğiz efendim. Büyük şairimiz Yahya Kemal Beyatlı bir gün Topkapı Sarayı'nı gezmeye gidiyor. Revan Köşkü'nün yanına geldiği zaman kulağına güzel bir Kur'an-ı Kerim sesi geliyor. Ve rehberi Lütfü Bey'e soruyor. Bu ses nereden geliyor? Lütfü Bey, bu ses Mukaddes Emanetler Dairesi'nden geliyor diyor ve hikayenin gerisini anlatıyor. Yavuz Sultan Selim Mısır seferinden geldikten sonra bilindiği gibi mukaddes emanetleri Topkapı Sarayı'nda yattırdığı odaya yerleştiriyor. 40 hafız görevlendiriyor. 40. da kendisi olmak üzere bunlar gece gündüz Kur'an-ı Kerim okuyorlar ve bu işlem
Kur'an-ı Kerim okuma işi tam 400 sene bilafasıla gece gündüz hiç ara verilmeden devam ediyor deyince Yahya Kemal son derece heyecanlanıyor ve şöyle vurucu bir cümle söylüyor. İşte bu devletin iki sağlam temeli vardır ki birisi Yavuz Sultan Selim Han'ın Hırkayı Saadet Dairesi'nde okuttuğu Kur'an-ı Kerim, diğeri ise Fatih Sultan Mehmet Han'ın Ayasofya'nın minaresinde okuttuğu Ezan-ı Muhammedi'dir. Yahya Kemal böyle bir teşhiste ve doğru bir teşhiste bulunuyor. Evet, Ayasofya cami olduktan sonra minareleri yapılmak suretiyle de cami oluşu tam manada tescillendi. Çünkü minaresiz cami düşünülmez. Ve kıble tarafının sağındaki minareyi ki adı Tuğla Minare'dir, bizzat Fatih Sultan Mehmet yaptırmıştır. Solundaki minareyi ise oğlu 2. Beyazıt yaptırmıştır. Ön taraftaki iki minareyi de 2. Selim yaptırmıştır. Bundan da anlaşılıyor ki Ayasofya'nın minareleri muhtelif padişahlar tarafından inşa ettirildi. Bu zarif mabedin güzel minareleri 1930'lu yıllarda korkunç bir tehlikeyle karşı karşıya geldi. Daha doğrusu bu minareler yıkılmak istendi. Ayasofya tekrar kiliseye dönüştürülmek istendi. Teşebbüse de geçildi. Hatta küçük Ayasofya'nın minarelerini bir gecede temelinden yıktılar. O zamanki İstanbul Müzeler Müdürü olan Kemal Altan Bey bir gün meşhur tarihçimiz İbrahim Hakkı Konyalı'ya geliyor, ağlıyor, gözyaşı döküyor. İşte Arkeoloji Müzesi Müdürü Aziz Ogan emir verdi ve Ayasofya'nın minareleri yıkılacak. Küçük Ayasofya'nınki yıkıldı ve ağladı adam. Sülün gibi minareyi temeline kadar yıktılar ve bana emir verdi. Büyük Ayasofya'nın da minareleri yıkılacak ve Ayasofya tekrar kiliseye dönüştürülecek. Aman Allah'ım, ecdadına çok bağlı olan, dini değerlere saygılı olan Kemal Altan Bey gözlerinden yaş akıtıyordu. Fakat İbrahim Hakkı Konyalı kendisini teselli etti. Sen şimdi sakin ol, otur biraz dinlen, ben bu işi hallederim dedi. Şimdi ben söyleyeceğim, sen yazacaksın dedi. Bir rapor tuttular. Efendim bu raporu ilgili mercilere verirsek bunlar Ayasofya'nın minarelerini asla yıkamazlar diye bir nevi garanti verdi. Ve şöyle bir rapor yazıldı. İbrahim Hakkı Konyalı'nın dikte ettirdiği rapor. Hülasa olarak, özet olarak şöyleydi. İbrahim Hakkı Konyalı diyordu ki 537 yılında Justinian'in "Ey Süleyman seni geçtim" diye övünerek yaptırdığı bu mabet Bizans'ın son döneminde harap hale gelmişti. Efendim ve bu minareler yıkılır ise kubbeyi tutan bir nevi ana kubbeyi tutan o kısımlar da perişan olacaktır, kubbe de yıkılacaktır. Efendim biz minareyi yıkarsak Avrupalılar, Türkler Ayasofya'yı yıkıyorlar diye ortalığı velveleye verir dedi. Aslında Fatih Sultan Mehmet'ten bir usta istemişti son Bizans kralı. Çünkü kendilerinde bu mabedi tamir edecek bir imkan yok idi. Ve Fatih Sultan Mehmet Ali Neçar diye bir sanatkarını gönderdi. Ali Neçar payandalar dayamak suretiyle, gerekli işlemler yapmak suretiyle Ayasofya'nın ömrünü biraz daha uzattı. Bilhassa sağ taraftaki bir köşeye sanki ileride minarenin temeli oraya kurulacakmış gibi yeni bir şekil verdi. Payandaları düzeltti. Ve Fatih Sultan Mehmet'e dedi ki ben gerekli işlemleri yaptım, Ayasofya'yı biraz daha sağlamlaştırdım. Hatta minarenin kaidesinin olacağı yeri de tespit ettim. Ben gerekli işlemi yaptım. İnşallah İstanbul'un fethi de size nasip olur diye güzel bir cümle sarf etti. Gerçekten de Ayasofya minareleri yıkılmaktan işte böyle bir tedbir sayesinde meşhur tarihçi İbrahim Hakkı Konyalı'nın yazmış olduğu rapor sayesinde kurtuldu. Bugün Ayasofya'nın bu zarif minarelerini, çeşitli padişahlar tarafından inşa ettirilen bu güzel minareleri bir bakıma o rapora ve dolayısıyla meşhur tarihçimiz merhum
İbrahim Hakkı Konyalı'ya borçluyuz dersek tarihi bir gerçeği dile getirmiş oluruz. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا Efendim, Cenab-ı Hak'tan dileğimiz odur ki bu muhteşem kubbelerden Kur'an-ı Hakim'in sesi hiç eksilmesin. İlâ kıyamet, kıyamet sabahına kadar böyle yankılanmaya devam etsin. Amin. İyilerin, mazlumların, biçarelerin yüzü suyu hürmetine. Amin. İnşallah. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin. Amin. Sevgili seyirciler, sevgili dinleyenler, bereket vakti Ayasofya'da çok değerli hocalarımızla ibadetten, kulluktan ne anlamamız gerektiğini konuşmaya devam ediyorduk. Elbette onlar bütün konuşmalarını Kur'an-ı Hakim'den ve hadis-i şeriflerden yapıyorlar. Dolayısıyla bu kubbelerin altında esasen bugün konuşan Kur'an-ı Hakim ve Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın hadisleridir. Şimdi Nevzat Aşık Hocam, biraz evvel Necdet Hocam ibadetlerin Cenab-ı Hakk'a ve kula dönük taraflarını anlattı. Oradan şöyle bir fikir doğdu içimde. Bizim dini metinlerimizde çoğunlukla ibadetlerde kolaylaştırma vurgulanır. Kolaylık vurgusu yapılır. Ama hocamı da dinleyince sanki Cenab-ı Hakk'ın huzurunda daha çok
zorlaştırarak kulluk etmeliyiz gibi bir fikir uyandı bende. Siz ne dersiniz bu hususlarla ilgili? Efendim şimdi hemen şunu ifade edelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'deki emirlerin muhatabı önce kendisidir. Eyvallah. Önce peygamberimiz mükelleftir. Bu çok önemlidir. Bunu çift tırnak içine alalım. Yani peygamberimiz eğer namaz emrediliyorsa önce peygamberimiz namazı kendisi kılacak. Orucu kendisi tutacaktır. Yeah. Ve peygamber efendimiz gerek namazda gerek oruçta ve diğer ibadetlerde daima kolaylığı öne geçirmiştir. Evet. Bir kere bunu belirtelim. Evet. Ve şöyle buyurmuştur. İnne dine le yusrum. Din baştan başa kolaylıktır. Hmm. Buradaki inle gerekse haberdeki le tekitleri şunu gösteriyor tercümede. İnne dine le yusrum. Şüphesiz ki din baştan başa kolaylıktır. Kur'an-ı Kerim'de de yuridullahu bükümül yusra ve la yuridu bükümül usur. Yeah. Allah sizin için kolaylığı ister, zorluğu istemez ifadesi vardır, ayet-i kerimesi vardır. Şimdi mesela peygamberimizin zamanında bu dini yayan, dini örnek olan bir ehl-i suffe talebeleri vardı. Evet. Bunlar buraya gelirlerdi. 90 ile 400 arasında bunların sayısı değişir. Bunlar 10 gün kalır, 1 hafta kalır, 40 gün kalır. Yeni dini öğrendikten sonra bunlar kabilelerine giderler, ailelerin yanına giderler. Peygamberimiz her gönderdiğini bir kişi, iki kişi, üç kişi ile beraber Medine'nin dışına çıkıyor. Evet. Ve onlara daima şu sözü söylüyor bakın. Allimu men veraeküm. Burada öğrendiklerinizi, arkada bıraktığınız ailenizi ve kabilenize öğretin. Ancak dikkat edin. Yessiru ve la tuassiru. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Beşşiru ve la Beşşiru ve la tünefiru. Müjdeleyin, ürkütmeyin. Bir şey daha var. Ve teta ve u ve la tahtelifu. Uyumlu olun, ihtilaf çıkarmayın. Hmm. Evet. Mesela Ebu Musa el-Eş'ari ile Muaz bin Cebel'i gönderirken birisini vali, birisini öğretmen onlara da şöyle demiştir. Yessira ve la tuassira, beşşira ve la tunefira ve tetave'a ve la tahtelife. İkiniz önemli. Uyumlu olun, ihtilaf çıkarmayın ifadesini evet. kullanmıştır. Yani Hazreti Peygamber bu dini nasıl öğretiyor ve nasıl uyguluyor ise ona göre hareket etmemiz lazım. Mesela Peygamberimizin hemen burada şu vurgu yapmamız lazım. Bir gün evden çıkmış çok neşeli. Eve gelmiş evet. üzüntülü. Diyor ki hanımı, ya Resulallah sabahleyin neşeliydin hiç sorma diyor. Bugün bir iş yaptım keşke yapmasaydım diyor. Ne yaptın diyor? Kabe'ni tavaf ettikten sonra içine girdim diyor. Keşke girmeseydim. Benden sonra gelen ümmetin evet. içine girmeyi sünnet zannedecek. Hı. Ama giremeyeceği için sünneti yerine getiremediği sızıntısı kalbinde olduğu halde dönecek ve üzülecek. Evet. Lütfen dikkat eder misiniz? Ne kadar dikkat ediyor? Evet. Sonra mesela Hazreti Ömer, peygamberimiz küçük tuvaletten geliyor. Hazreti Ömer'in elinde ibrik var. Diyor ki, ya Ömer hayrola ne? Abdest alırsınız diye getirdim diyor. Lütfen hmm. dikkat eder misiniz? Yeah. Ben her küçük abdest bozduktan sonra abdest almaya kalkarsam lekanet sünneten. Hmm. Bu sünnet olur benim ümmetime. Yeah. Şimdi mesela burada ben aynı zamanda şu mesajı vermek istiyorum. Yani hocalarımız vaaz ederken, sohbet ederken, öğretmenlerimiz konuşurken efendim o kadar dindar da abdestsiz yere basmazdı gibi cümleler doğru cümleler değildir. Kesinlikle. Kur'ani değildir, aynen. sünnete uygun değildir. Aynen. Bir insanda hastalıklar olabilir, prostat olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Ben camilerde bunu dinlediğim için arz etmeye çalışıyorum burada. Aynen. Hazreti Peygamber bu tip imamları eleştirirken İnne minkum tarradine. Sizin içinizde cemaati kovanlar var. Hmm. İnne minel eimmeti müneffirine. Nefret ettirenler var ifadelerini kullanıyorlar. Yani abdestin alınacak yerler bellidir. Efendim abdestin alınacak yerler bellidir. Hazreti Peygamber özellikle bunlara bilhassa dikkat ediyor. Ve daima şuna işaret ediyor bakın. Diyor ki ben diyor problemli olarak gönderilmedim. İnne Allaha lem yeb'atni muniten ve la müteanniten. Allah beni problem üretmek çıkarmak için göndermedi. Velakin ba'atni muallimen müyessiren. Fakat kolaylaştıran bir öğretmen olarak gönderdi diyor hocam. Evet. Kolaylaştıran bir öğretmen. Evet. Bakın diyor ki velakin ba'atni muallimen müyessiren. Yani bunlar o kadar çok ki. Çok önemli. Mesela peygamberimiz namaza geliyor. Namaz kıldırırken birinci rekatta 60-61 ayet okuyor. Ama arka tarafta annesiyle bir bebek gelmiş. Bir ayet okuyor. İkinci rekatta sabah namazı bu. Fe esme o büke es sabiyyi. Bir ayet okuyor. Fe etecevvezü fiha namazı kısa keserim diyor.
kerahiyete en eşukka ala ümmiye, annesine meşakkat vermemek için diyor. Şimdi peygamberimiz namaz kılarken, ibadet ederken arkadaşlar açıkçası aynı zamanda ümmetine örnekliliğini şey yapıyor, koruyor. Evet. Hasais ayrı bir konudur. Peygamberimize ait hususi ibadette bu ayrı bir şeydir yani. Evet. Bunun bilhassa belirtmemiz burada gerekiyor. Sevgili peygamberimizden sonra ise ki zaten peygamberimiz zamanında ruhbanlıklar başlıyor. Evet. Ashab-ı kiram içerisinde yani ruhbanlığa kayanlar var. Osman evet. bin Maz'un, Ebu İsrail, efendim Abdullah İbni Amr. Bunlarla peygamberimizin büyük bir şeyi var. Yani onları itidali yerleştirmek için, ibadette itidali, imanda itidali epey sıkıntı çekiyor. Ama peygamberimizden sonra ruhbanlıkla ilgili uydurma hadisler ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi bunlar ben temas edersem belki uzun gider ama bir tanesini söyleyeceğim affedersiniz. Mesela eftalül e'mali eşedduha. Eftalül e'mali ehmezüha. Yani ibadetlerin en faziletlisi, en zor olandır, en şiddetli olandır. Hadisi uydurmadır. Ama mesela bugün bu hadis söyleniyor. Mesela geçenlerde ben bir iftar programında bir profesör arkadaş bunu söyledi. Bu yanlış. Peygamberimizin hadisi. Osman Hazreti Osman'dan gelen bir hadis vardır. Ehabbul e'mali ehaffuha. İbadetlerin en hayırlısı hafif olandır. Neden hafif olandır? Çünkü ibadette gönül huzuru olması lazım. Hoca izah etti onları. Gönül huzuru olması lazım. Yani rahat olması lazım. Eğer sıkıntılı olursa, nitekim ashab-ı kiram içerisinde mesela Mescid-i Nebevi'ye ip koymuş bir tanesi. Bu ipi kim koydu diyor, Zeynep koydu. Ne tip koydun diyor. Diyor ki uykum geldiği zaman diyor ben diyor buraya diyor şey yapıyorum, tutuyorum veya burama şey. Diyor ki zinde olduğunuz zaman ibadeti yapın, yorulduğunuz zaman uyuyun ifadesini kullanıyor. Hani affedersiniz bir şey daha söyleyeceğim buradan müsaadenizle. Bizim İlahiyat Fakültesi konferans salonunda bir akademisyen arkadaş bunları söylediği için söyleyeceğim müsaadenizle. Yani oraya geldiği zaman da biz dedi büyüklerimizin namazıyla ibadetiyle bizimkini mukayese edelim dedi. Ve ondan sonra şu cümleleri söyledi. Aynen söylüyorum. İmam-ı Azam Efendimiz 52 defa hacca gitti. Her haccı 6 ay sürdü. Allah. İmam-ı Azam Efendimiz 40 sene yatsı namazının abdestiyle sabah namazı kıldı. Lütfen hiç, dikkat buyurun. 2 rekat namaz kıldı. Birinci rekatta 1500, ikinci rekatta 1500 okudu. Veysel Karani Hazretleri ki Üveys bin El Karani. Veysel Karani diye meşhur olan denmesi gerekiyor. 2 rekat namaz kıldı. Kıyamı bir gün, rükûsu diyor. Rükûu bir gün, secdesi bir gün sürdü dedi. En az 450 kişi orada dinliyordu. Ben en sonunda panel başkanı olduğum için, yani orada benden rica ettiği için bir vakıf, en sonunda sadece şu cümleyi söyledim. Keşke bu arkadaşlarımız peygamberimizin namazını, ibadetini anlatsalardı da şu büyüklerimizin namazını biz peygamberimizin namazıyla bir mukayese etseydik dedim. Çünkü Hazreti Ayşe peygamberimiz hakkında şunu söylüyor. La same şehran kamilen gayra ramadane ve la salla salaten kamileten ile subhi. Resulullah sabah Ramazan dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmedi. Ve la salla salaten kamileten ile subhi. Hiçbir günde sabaha kadar namaz kılmadı. Yeah. Evet. Hocam bu kolaylık bahsini çok güzel izah ettiniz. Bu ruhbanlık ibadetler aracılığıyla bir ruhban sınıfının ortaya çıkması sonra bunların İslam tarihi boyunca ve günümüzde bir imtiyaz kazanması. Bu bahsi konuşalım ancak müsaadenizle şimdi Necdet Çağıl hocama, şimdi hocamı dinledim. İbadetlerde zorluk, kolaylık bahsini çok güzel izah etti, aktardılar. Allah razı olsun. Aynen. Ruhbanlık evet. bahsini de ayrıca konuşacağız ama ibadetlerde bir derece ve derecelendirme bahsi var. Bu evet. nedir hocam? Ne anlayacağız kısaca bundan? Kısaca değinelim Ali Bey. Hani derler ya her taş yerinde ağırdır. Şimdi evet. ibadetlerimiz de öyle. Her bir ibadetin nevi şahsına munhasır özelliği ve fazileti var. Evet. Örneğin namaz. Onun yeri doldurulmaz. As-salatu imadüddin. Namaz evet. dinin direğidir. Bütün nebiler kılmıştır. Ve akimis salate li zikri. Ey Musa beni anmak için, beni yad etmek, hatırlamak için namaz kıl. Şimdi bu ibadetin yani namaz ibadetlerin şahı, kralı. Beri taraftan orucun onun çok daha farklı bir özelliği var. Sizin de bildiğiniz gibi tek riya şaibesi barındırmayan bir ibadet. Evet. Yüce Rabbim ona da malumunuz özel bir kapı cennette vaz etmiş. Reyyan kapısı. Oruç tutanlar sadece o kapıdan girecek. Niye? Çünkü bütün riyalara kapalı. Bir insan riya için namaz kılabilir ama bu oruçta gitmez. Evet. Adam içeride yer içer dışarı çıkar senin benim gibi oruçluyum der. Onun için hocamın malumu kullu amel ibni ademe leh illa sıyam.
Ademoğlunun bütün amelleri onundur, oruç müstesna. Fe innehuli ona, o bana özgü. Niye? İnsan yemediği, içmediği zaman Ali Bey adeta melekleşiyor. Evet. Şimdi malum Cenab-ı Hak da yemeden içmeden münezzeh. Ve huve yud'im ve la yud'am. Kelebazi sizi, de öyle diyor. Tabii, değil mi o sizi doyurur, yedirir ama onu kimse doyuramaz, yediremez, o ondan münezzeh. Melekler de öyle. Dolayısıyla muvakkaten de olsa insan yemeden içmeden kesildiğinde adeta kerubiler alemiyle bir izdüşüm oluşturuyor. Yani biraz daha onlara yaklaşıyor ve yakınlaşıyoruz. Haşa, maddi anlamda değil. Onun için Rabbin hoşuna gidiyor. Malumunuz yemin ederim ki diyor oruçlunun ağzında oruçtan dolayı hasıl olan o koku değişmesi, ağız kokusu, aç insanın biraz nefesi kokar değil mi hocam? Evet. O bize karşı kerih gelir. Fakat Rab onu seviyor ya. اَضْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِحِ الْمِسْكِ Allah'ın nezdinde miskin kokusundan daha hoştur. Onun rızası için bunu yapmış ya. Zekatın ayrı bir özelliği var. O aydayız, miyarı o. خُزْ مِنْ اَنْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ Bakın peygamberim onlardan kendilerini temizleyeceğim bir zekat al. Ve tuzekkihim biha ve o zekat sayesinde onları arındıracağın. Evet. Demek ki zekat da insanı arındırıyor. Böylece her ibadetin nev'i şahsına münhasır bir özelliği var Ali Bey. Şu anda oruç ayındayız. Orucun en büyük özelliği Rabbin rızasına davetiye çıkaran bir ibadettir. Ve riyalara tamamen kapalıdır yani bu özelliği var. Hocam bu ibadetlerde derecelendirme derece başlığından anladığım da şudur. Cenab-ı Hakk'ın bize hem yapısal şekli de içeren hem de niyetleri ve kastıyla ilgili çeşitli özellikleri olan bu ibadetleri vaaz etmesinin, emretmesinin gerçek sebebi Amin. Hem kendimizi gerçekleştirmek Amin. Hem onun ilk bölümde söylediğiniz gibi yardımlarını celbetmek Aynen. hem de onun ahiret yurdunda bize vaat ettiği nimetlere kavuşmak. Bir sonraki bölümde sevgili seyirciler, sevgili dinleyiciler, çok kıymetli hocalarımla devam edeceğiz. Şimdi yine bir ilahiye kulak verelim. Bereket Vakti Ayasofya'da devam ediyor. Efendim sahur vaktinin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Ezan-ı Muhammediye imsak vaktine az bir süre kaldı. Biz de bugünkü konumuzun son bölümündeyiz. Profesör Doktor Nevzat Aşık hocamla devam edeceğiz. Şimdi hocam ibadetler nihayet doğrudan Cenab-ı Hakk'a yakınlaştırıcı
faaliyetler olarak algılandığından tarih boyunca da bugün de ibadetle temayüz etmiş insanlar var. Bir insanın üstünlüğü anılırken çok çok ibadet yapmış olması vurgulanıyor. Bu da mecburen İslam toplumunda böyle ruhbanımsı bir idrak ortaya çıkartıyor. Ama siz biraz önceki bölümde kısacık buna değinmiştiniz. Bu ibadetler aracılığıyla ruhbanlaşma ne diyor Hazreti Peygamber bu konuda? Bize nasıl bir ölçü bırakmış? Şimdi efendim biraz bir kere şunun üzerinde durmak lazım. Bu vesileyle mesaj verelim. Nafile imtiyazı diye bir şey yoktur. Güzel. Nafile imtiyazı. Evet. Yani öyle bir hal alıyor ki bazen farzlar esastır. Yani bizim dinimizde farzlar esastır. Ve Peygamberimiz durmadan mesela hadislerinde bunlara vurgu yapar. Demin ben arz ettim başta konuşurken. Yani şöyle söyleyelim. Ramazan'da bir gün oruç tutmak, Ramazan dışında 11 ay oruç tutmaktan daha sevaplıdır. Aynen öyle. Evet. Çok güzel. 2 rekat namaz kılmak, aynen, 2000 rekat nafileden daha sevaptır. Maşallah. Hatta İmam Rabbani der ki, 2 rekat namaz kılmak bir ömür boyu nafile namaz kılmaktan daha sevaptır. Bunların oturması lazım yerine. Nafil, elbette nafil, biz sünnetleri kılacağız. Tabii. Nevafil denir onlara. Biz mi? Ama nafile imtiyazı. Şu kadar namaz kılar, bu kadar bu günah bir şey bunlar. Böyle bir şey yok. Hazreti Osman, yani Osman bin Maz'un, Hazreti Osman deyince öbür tarafa geçebilir. Evet. Osman bin Maz'un Medine'nin dışına bir mescit yaptı kendisine. Küçük bir kulübe yaptı. Ve oraya yerleşti. Peygamberimiz sordu. Osman, dediler ki o şey yaptı. Kulübe yaptı. Orada namaz kılıyor. Gitti yanına. Aynen o kulübenin, yani mescit diyor literatürüne, dilmeleri. Oradaki halkalar var ya, halkalara yapıştı böyle Peygamber Efendimiz. La rahbaniyete fil İslam. Sen dedi ya Osman, ya Uthman, dinde ruhbanlık yoktur. Sen buraya böyle, yani bizden ayrı olarak, cemaatten ayrı olarak. Cemaat dediği zaman da cami cemaatidir literatürde. Hmm. Cami cemaati esastır. Cemaatin sevabı derken budur yani. Yedullahi alel cema'a derken budur. Oraya gelen insanlar 27 derece bilmem kaç derece deniyor ya. Yani Peygamber Efendimizin ömür boyu terk etmediği bir sünneti vardır. Cemaatle namaz kılmaktır. Mesela ben imam arkadaşlara diyorum, ne kadar şanslısınız. En büyük şansınız cemaatle namaz kılmaktır. Ben o kadar önemsiyorum yani bunu. Budur. Evet. Allah'ın rahmet eli de buradadır. Rahmet elinin burada olması. Orada insanların tanışmasıdır, görüşmesidir, birbirini ziyaretidir, yoksulların tespit edilmesidir, fakirler var mıdır yok mudur, Mescid-i Nebevi'nin fonksiyonlarının bugün burada şey yapması lazımdır. Ve Hazreti Osman bin Maz'un'a ruhbanlık yoktur İslamiyet'te, sen ruhban mı oluyorsun, rehbaniyete mi kayıyorsun şeklindeki ifadesi olsa orası yıkmıştır Peygamber Efendimiz. Eyvallah. Böyle bir şey yok. Yani kendini vitrinlemek diye bir şey yok. Evet. Yani başkasını bu anlamda affedersiniz. Küçümsemek diye bir şey yok. Hele hele Allah hepimizi muhafaza eylesin. Amin. İhlas ile yapılan her şeyin karşılığı vardır. Riya ve gösteriş için yapılan hiçbir şeyin karşılığı yoktur. Allah hocam, hepimizi muhafaza eylesin. Amin. Hocam çok teşekkür ederim. Şimdi son bölümde Nevzat Hocam da azıcık girizgah yaptılar ama bu ibadet ehlinin sosyal hayattaki görünüşleri nasıldır hocam? Sosyal hayat içinde İbadetler nasıl yansır? Onu da sizden birkaç cümleyle Ali alsam. Bey, kesinlikle yani ibadetle insanın sosyal ortamdaki davranışları arasında çelişki olmamalı. Hmm. O ibadet insanı tam insanı kamil yapar ve insanlarla olan hüsnü muaşereti, hüsnü muamelesi ön plana çıkar. Bir taraftan ibadet edip, örneğin bir taraftan namaz kılıp, bir taraftan bir insan Allah korusun eğer ticaretinde, alışverişinde sahtekarlık yapıyorsa, çok yalan önemli söylüyorsa, işte bu olmadı. İnne tenhanil fa. Çok bitti, önemli hocam. Bütün kötülüklerden alıkoyar. Alıkoymuyorsa namazın şuurunda değil. Ben sadece bir örnek vereceğim tabii. Sen şiiri de seversin, o yönünü biliyorum. Oruçla ilgili. Hani bizde derler mesela hocam, adam oruç tutuyor değil mi? Böyle kavga için bahane arıyor. Ya git başımdan, zaten oruç oruç. Canım ağzımda filan. Başka işin yok mu? Halbuki oruç onu değil mi? Ya. Daha bir yumuşatması kesinlikle gerekirken kavgacı hale geliyor. O konuda muallim Feyzi Efendi'nin güzel bir beyti var. Hoşuma gider hocam. Şimdi böyle huysuz oruçlular için bunu söylemiş. Evet. Diyor ki, ruzedarım diyerek suretini ekşitmişsin. Evet. Zahida söyle bu turşu ne, bu perhiz nedir? Şimdi ruzedar malum oruçlu demektir oruçlu değil mi? Ruz, ruze oradan geliyor. Hatta bizim oruç da oradan gelir. Oruç, oruz, ruz. Ruzedar oruçlu. Dar kelimesi mesela. Namı dar, namlı. Ruzedar oruçlu. Efendi diyor, hem oruçluyum diyorsun hem suratını ekşitiyorsun.
Zahida söyle bu turşu ne, bu perhiz nedir? Evet. Ey zahid, ey ibadet eden bana söyler misin? Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu? Şimdi perhiz derken oruca gönderi yapıyor. Evet. Oruç perhizlerin şahıdır hocam malumunuz. Kesinlikle. Hem tıbbi faydaları getiriyor beraberinde, hem rızayı bariyi getiriyor. Evet. Turşu derken de adamın suratının ekşitmesine gönderi yapıyor. Ali Bey orayı bitirelim müsaadenizle. Şimdi doktor ne yapar malum, bazı hastalarına perhiz verir. Mesela der ki sen tuz yemeyeceksin. Şimdi turşu da burada malum fazla miktarda tuz içerir değil mi? E şimdi hem perhiz olacaksın hem turşu yiyeceksin, bu olmaz. E şimdi sen hem oruçlusun hem insanlarla kavga ediyorsun, kaş çatıyor, surat asıyorsun. Zahid bu gitmez diyor. Hocam. Yani bu ikisi yan yana gitmiyor manasında. Çok teşekkür ederim sevgili seyirciler. Çok tatlı bir sohbet ama burada... Affınıza sığınarak sonlandırmak zorundayım. Bu vakitten çok çekiyoruz hocam ya. Çok sağ olun sevgili hocalarıma, çok teşekkür ederim. Efendim şimdi Hazreti Süleyman'ın Kur'an'daki duası ve arkasından Ezan-ı Muhammedi ile sizlere veda ediyoruz. Hocalarıma çok teşekkür ederim. Bize teşekkür ederim. Ben Deniz Sürçülisan ettimse affola. Hepimiz için. Yarın gece tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Esen kalın sevgili seyirciler. Ey Rahim olan Allah'ım! Varlık da, yokluk da sendendir. Rızıkları yaratan sensin. Ey hazinesi bol olan Rezzak! Uçan kuşun bile rızkını veren sensin. Az olanı çoğaltıp bereketli kılan sensin. Kullarına en ummadığı anda rızık kapılarını açansın. Açtığın kapılarda her türlü nimeti bağışlayansın. Bir lokma ekmeğe muhtaç olanın dualarına kereminle cevap verensin. Bense haram kapılardan girmiş, azametli derinliğin karşısında af isteyenim. Ey her türlü nimetinle kainatı kuşatan Rabbim! İçimdeki masum kalmış çocuğun sesiyle sana yalvarıyorum. Yalnız dünyada değil, ahirette de beni hayırla rızıklandır. Hazreti Peygamber'in sancağı altında salih kulun olmakla rızıklandır. Bunun için rahmetini ümit ederek Hazreti Süleyman'ın duasıyla yakarıyorum. Ey Rabbim, bana ve ana babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme ilham eyle ve rahmetinle beni iyi kulların arasına dahil et. Amin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا
Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. حي على الصلاة الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا